Hani arkadaşındı? Hani onu bırakmam için yalvarıyordun? Gözümün önünde öldürsem kılını kıpırdatmayacağım. Konuş Suzan. Konuş diyorum. Suzan. Allah'ın peygamberini seversen ya. Ben ayaklarına kapanıyorum senin. Tamam beni düşünmüyorsun. Bebek kaç günlük evde beni bekliyor ya. Kurbanın olayım ne olur. Ne istiyor bu söyle ya. Ne istiyor bu söyle buna ne olur. Bunu benden isteme Yasin. Lütfen. Allah'ım ya. Benden günah gitti. Nasıl uzak? Olmadı ki. Annen seni çok seviyordu. Tamam mı? Çok seviyordu da anne. Dur. Dur yapma. Yapma tamam. Tamam sana her şeyi anlatacağım. Nazlı'ya ne oldu anlatacağım. Tamam yapma lütfen. Yeter. Evliliğimiz boyunca koca bir cehennem yaşattın bana. Her gece küfür, dayak. Kırılmadık kimi bırakmadın vücudumda. Bıktın mı senden? Bıktın! Bir gün beni öldürecektin biliyordum. Ama kaçacak gücü bulamıyordum kendimde. Bana bu gücü Nazlı verdi. Kızım. Ona da zarar vereceğinden korkup kaçtım evden. Karakola gittim önce. Ama ne beni ne de kızımı koruyamayacaklarını anlayınca hayatta tek yakınım olan teyzemin yanına sığındım. O bana sahip çıktı. Ben de ona can yoldaşı oldum kızımla. O uğursuz gün teyzemi hastaneye götürmüştü. Artık peşimizi bıraktığını sanıyordu. Heh, geldiniz mi? Ay Macide teyze kusura bakma ne olur. Biraz geç kaldık. Teyzemin tahlilleri biraz uzun sürdü de. Geçmiş olsun Münevver Hanım. Teşekkür ederim. Nazlı nasıl? Bir yaramazlık falan yapmadı değil mi? Yoo. Babası geldi zaten. Babası mı? Evet. Ha gelirken bir de oyuncak bebek getirdi. Ay 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 seninki nasıl sevindi nasıl sevindi. Aa bir de bisiklet. Akşama kadar indi bindi indi bindi indi bindi bir görecektim. Peki Nazlı nerede? Babası götürdü mü onu? Yoo. Evde uyuyor da. Senin niye betin benzin attı böyle? Yine bulmuştun izimizi. Aynı şeyleri yaşayacak olmaktan ölesiye korkuyordum. Kaçmaya karar verdim bir kez daha. Ne kendimi ne de kızımı o cehenneme sokmayacaktım. Ama sen fırsat vermedin. O gece olanlar senin suçundu Feyyaz. Feyyaz kapıda. Açmazsam kıracakmış. Sen polisi ara. Ben onu oyalarım. Bırak teyzeciğim. Onu polis falan durduramaz. Ben konuşacağım onunla. Hadi sen git. Ben de geliyorum. Sana son kez yalvaracaktım. Kızımla beni rahat bırakmanı isteyecektim senden. Evi terk etmek ha? Çocuğumu kaçırmak ha? Gelsin buraya göstereceğim ona gününü. Çekil sen de, çekil şunu, çekil! Annen yaşındaki kadına böyle davranmayı utanmıyor musun ha? Erkeklik mi bu senin yaptığın? Kes lan sesini. Çocuğumu ver bana. Niye? İçip içip onu dövesin diye. Kırarım kafanı Suzan. Ben onun babasıyım. Babalık mı yaptın sen Nazlı'ya? Yere bastın seni babalı. Kız yapma! Bana vurdun lan. Vurdun. Polisler geliyor. Defol git evimden. Yine geleceğim lan. Yine geleceğim Suzan.
teyze. Teyze korktu değil mi? Korktu yavrum. Bir daha bizi rahatsız etmez değil mi? Hayır. Çok korktu değil mi teyze? Çok korktu. Hadi sen gel şöyle otur. Hadi canım benim. Şöyle ben sana bir bardak su getireyim. O an safça kötü günlerin bittiğine inandım. Kendimi ilk defa bu kadar güçlü hissediyordum. Ne kadar yanılmışım. Böyle bir acı... Kes be! Kes! Bırak masal anlatmayı. Sadede gel. Kızıma ne yaptın? Anlatıyor işte kadın, dinlesene. Sen gittikten sonra sinirlerim boşalmıştı. Kanepede uyuyakalmışım. Teyzemin acı çığlığıyla uyandım. Kızım, Nazlı'mın odasından geliyordu sesi. Kızım. Kızım. Eli buz gibi olmuş. Kızım kurtaramadım. Nasıl mezarlığa gittim. Onu o toprağa nasıl gömdüm bilmiyorum. Teyzem, onu annemin mezarının üstüne gömdüm. İşte benim hayatım orada bitti. Sana kızımızın öldüğünü söyleyemedim. Ay. Kimseye söyleyemedim. Teyzem beni suçlamandan korkup durdurdu. Yalan söylüyorsun lan. Yalan söylüyorsun! Kızım ölmedi. Nazlı ölmedi! Keşke öyle olsaydı. Keşke onun yerine ben ölseydim. Öyleyse o diğer kız kim? He? Kim o? O olaydan sonra İzmir'e taşındım. Bir hastanede kendime iş buldum. Çalışmaya başladım. Çocuk servisinde yatan ve benim Nazım'a çok benzeyen bir kız çocuğu vardı. Anne babası trafik kazasında ölmüştü. İyileşince kimsesizler yurduna gönderilecekti. O an onun bana ne kadar ihtiyacı varsa benim de ona o kadar ihtiyacım olduğunu fark ettim. Hastaneden kaçırıp kızımın kimliğini verdim ona. Sonra Enver'le tanıştım. Hem beni hem de onu sahiplendi. Yaşamışız. Sen benim kızımın yerine başkasını mı koydun? He? İnanmıyorum lan sana. Yalan söylüyorsun. İnanmıyorum. İspatlayabilirim. O korkunç gecenin izi hala bu evde. Göster. Kalk! Sen de kalk. Kalk! Yürü! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.